Ahmet Kenan Türker, 1970 Malazgirt doğumluyum. İlk orta öğrenimi Malazgirt'te tamamladım, lise tahsilimi. Daha sonra yurt dışında mühendislik eğitimi aldım. Kazakistan'ın başkenti Almata'da inşaat mühendisliği okudum. İnşaat mühendisiyim, Rusça biliyorum. 2024 31 Mart'ında bir seçime gideceğiz. Daha önce Malazgirt'te AKP'li bir belediyenin yönetiminde büyük tahribatlara yol açılmış. Fiziki olarak Malazgirt'in çok büyük eksikleri var. Üst yapıyla ilgili sorunlar var. Tabii biz geldiğimizde daha ekolojik, daha kadın özgürlükçü, yani fiziki sorunları olan Malazgirt'in her konuda ileriye taşınması için çaba sarf edeceğiz. Arkadaşım Gülistan Başkan'la beraber projelerimiz var. Kadına yönelik projelerimiz var. Fiziki projeler var. İstihdama yönelik, istihdam arttırıcı projelerimiz var. Tabii ki sanayileşme, burası yurt dışına ihracat yapan bir sanayiye sahip olmasına rağmen fiziki bazı eksikliklerden dolayı rahat çalışılamıyor. Bu sanayilerimizin modernizasyonu ile ilgili çok iyi projeler geliştirdik. Bunlara destek olacağız. Tabii Malazgirt'in çok eksiği var. Malazgirt su kaynakları bol olmasına rağmen şu anda vatandaş suya ulaşmakta zorlanıyor. Suyla ilgili bazı projelerimiz var. Menbaların yeniden gözden geçirilmesi, suyun şehre doğru akıtılması için projeler geliştirdik. Bunları hayata geçireceğiz. Tabii Malazgirt'i böyle bir yüzeysel olarak bir gezdiğimiz zaman herhangi bir mahallede doğru bir şeye ulaşamıyoruz. Yani bir ulaşım sorunumuz var, yollar bozuk, her taraf çamur içinde. Elektrikle ilgili, aydınlatma ile ilgili çok büyük sorunlar var. Yani 5 yıldır, hatta 3 yılda kayyumun yönetiminde olan bir Malazgirt Belediyesi var. Bütün kaynaklar tüketilmiş. Bu tüketilen kaynaklara rağmen gerçekten Malazgirt'te gözle görülür bir yatırım görünmüyor. Tabii biz bunların tespitini yaptık. Daha önce de siyasetle uğraştığımız için biliyoruz. Yani Malazgirt'teki eksikleri, kadına yönelik istihdam alanlarının açılmadığını görüyoruz. Tabii şu anda bir tekstil kent mevzusu var. Yeterli olmadığını bildiğimiz halde AKP'nin övünerek anlattığı tek proje, tekstil kent projesi, özel sektörün desteklediği, özel sektörün finanse ettiği bir alandır. Biz bunları genişleteceğiz. Biz buna yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Tekstil kenti daha da modern ve daha büyük bir istihdam alanı olarak büyüteceğiz inşallah. Adım Gülistan, soyadım Özel. 24 yaşındayım. Malazgirt'te doğdum, büyüdüm. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimimi burada tamamladım. Sonrasında 18 yaşında üniversitemi kazandım. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü. Hala eğitimim devam etmekte. Aynı zamanda Halkla İlişkiler Bölümünde çap yapmaktayım. Şu an mevcut Malazgirt Belediyesi eş başkan adayım. Yaklaşık 5 yıldır da bir gazetecilik deneyimim var. Bunun 3 senesinde Ortadoğu üzerine araştırmacı gazetecilik yaptım. Yani Malazgirt'te daha önce kadın belediye eş başkanlarımız vardı ama maalesef ki bir dönem kayyum atandı. Sonrasında çok böyle şaibeli bir şekilde belediye kazanıldı. Kadınlı arkadaşlarım maalesef ki eş başkanlık sistemi aslında çok benimsenmediği için o süreçte pratikleri biraz eksik kaldı ya da işte engellenmeye çalışıldı. Zaten mevcut sistem eliyle engellendi aslında. Ben de bir genç kadın olarak aslında Malazgirt'te yeni bir ruhun, yeni bir dirilişin olması için eş başkan aday olarak başvurumu yaptım. Sonrasında çok demokratik bir seçimle ön seçimden çıktık. Şu an eş başkan adayım. Yani hem genç kimliğime hem de kadın kimliğime güvenerek burada Malazgirt'te yeni bir ruhun olmasını istiyorum aslında. Yeni bir mücadelenin olmasını istiyorum. Malazgirt'in en büyük sorunlarından bir tanesi de kadın emeğinin
görülmemesi, ötekileştirilmesi. Buna karşı bizim projelerimiz var. Ve belediyemizi aldıktan kazandıktan sonra bütün bu projeleri hayata geçireceğiz. Projelerimiz nelerdir peki? Biz kadın emek pazarları kuracağız. Gençlerin sosyalleşebileceği alanlar sağlayacağız. Şimdi toplumda kadının hani alanların olması lazım. Sosyalleşebileceği, eğlence alanında olsun, kültür ve sanat alanında olsun, maddi kazanç elde edebilecekleri, yani istihdam alanında olsun. Yani alanlara ihtiyacı var. Bu alanları yaratmak. Önceliğimiz bu. Şimdi 2019 seçimlerinde maalesef ki dediğim gibi şaibeli bir şekilde 3 oy farklı kazandıklarını ilan ettiler. Ve 5 yıldır pratiklerine baktığımızda aslında 5 yıl öncesinde bıraktıkları o kayyumla bıraktıkları tahribat hala devam etmekte aslında. Yani bir hizmetten bahsetmek mümkün değil. Burada insanlara eşit bir şekilde yaklaşılmadığı, hizmetin sadece taraflı olduğu da çok net bir şekilde ortada. Biz bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Herkese eşit bir şekilde yaklaşmak, herkese eşit bir hizmet vermek istiyoruz. Yani bu süreçte de dışarıdan işte oylar, işte seçmenler getirilmediği sürece inanıyorum ki biz belediyemizi büyük bir oy farkıyla alacağız. Buna olan inancım da sonsuz. Ben bütün Malazgirt halkının seçim günü sandıklara gidip oylarını kullanıp aynı zamanda sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. Hiçbir şaibenin olmadan ve burada hani insanları korkutmaya çalışarak yalanlarla, iftiralarla insanları kandırmaya ve aslında korkutmaya çalışıyorlar. Malazgirt halkı bu yalanlara, bu iftiralara ve bu korkulara boyun eğmeyecektir, eğmesinler de. Çünkü bu seçim bizim için sadece bir belediye seçimi de değil. Bizim dilimizi, kültürümüzü yok sayanlara karşı da bir mücadeledir aslında. Yani biz 31 Mart günü seçimlerde bizim zaferimiz sadece bir belediye zaferi olmayacaktır.